Ahirette ilk soru namazdan mı gelecek bize diye bir soru var hocam. Ahirette ilk soru namazdan mı gelecek? Hadis-i şeriflerde var. İlk sorulacak şey diyor kabirde imanlı mı gitti meselesinden sonra işte Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın neden sonra amel kısmında namazdan soruluyor. Yani ön sorguda diyelim biz. Aynen şunun gibi düşünebiliriz. Diyelim ki bir suçtan dolayı polisler yakalıyor suçluyu. Karakola götürüyor, orada bir rapor tutuyor. Onu savcıya veriyor neticede. Savcı bir iddianame hazırlıyor, hakime veriyor. Tabir yerindeyse benzetmek gibi olmasın. Biz de vefat ettiğimiz zaman kabirde amellerimizden sorulacağız. Bir daha mahkeme-i kübra kurulmadı. Ahiret o büyük mahkeme, büyük buluşma yeri hazırlanmadığı halde önce kabirde sorguya suale çekiliriz. Orada da ilk soracağımız şey namaz ibadetidir. Hatta hadis-i şeriflerde ifade edildiği şekliyle azap melekleri kişinin başından gelip azap etmek isterler baş tarafından. Namazı diyor onun namazlarını eda ettiyse insan suretine gelir. Der ki ben onun namazıyım, hayır buradan size azap etmenize müsaade etmiyorum. Sağından gelir orucu bu sefer insan suretine gelir oruçlarını tuttuysa. Ben bunun orucuyum, asla müsaade etmiyorum. Solundan zekatı, işte ayağından haccı vesaire böyle amelleri ne yapar? Cisimleşir adeta ve orada o kişinin kabirde azap çekmesine engel olmuş olur. Ahirette de namazın özet olarak şöyle söyleyelim. Her türlü bütün ibadetlerin özeti olduğundan dolayı namaz ibadeti çok önemli olduğundan dolayı belki imanımızdan sonra yani imanla gittiysek orada ilk soracağım şey namazımızı doğru olarak kıldık mı? Namaz borcumuz var mı? İlk bunlar hesaba çekilip sonra diğer amellerden hesaba çekileceğiz. Namaz ibadeti çok önemli. İşim vardı namazı terk ettim. Daha yaşlanacaklarım, daha sen gençsin, evladım hayatını yaşa gibi bunlar doğru düşünceler, doğru sözler katiyen değildir. Buna dikkat etmede büyük faydalar var.